Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bu haftaki yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine ekonomiyi, sektörleri ve şirketleri konuşacağız, üzerinden geçeceğiz. Bizim anlatacağımız konular var. Sizlerden gelen sorulara yine cevap vermeye çalışacağız. Şimdi ekip arkadaşlarım da bağlanıyor. Çok kısa onların da bağlanmasını bekleyelim. Ondan sonrasında hızlıca yayınımıza başlayacağız. Ömer, sen bağlandın sanırım. Evet, herkese merhaba. Merhaba, Ömer bankacılık analistimiz. Filiz'in de bağlanmasını bekliyorum. Kendisi stratejistimiz biliyorsunuz. Evet, o da şu an bağlanıyor. Filiz duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Merhaba Süper. herkese. Merhabalar. Senle yine senle başlayalım. Genel bir değerlendirmeyle sonrasında gelen sorularla devam ederiz. Tabii. Bugün pozitif bir gün. Yurt dışında da iyimser bir fiyatlandırma hakim. İçeride de bir yükseliş eğilimi hakim. Piyasanın yakından takip ettiği konu Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. En son haftaya başlarken bu konuyla ilgili olmak üzere bazı gelişmeler yaşandı. Mevcut durumda Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis gemimiz Antalya'ya geri döndü. Bu gelişme sonrasında mevcut durumda zaten müzakereler devam ediyor. Eylül sonunda da 24-25 Eylül tarihlerinde AB Liderler Zirvesi olacak. Bu müzakereler öncesinde Türkiye'nin bu adımı biraz yumuşatıcı bir adım olarak değerlendirildi. Piyasalarda da olumlu bir yansıma buldu diyebiliriz. Genel görüntü kısa vade için baktığımız zaman pozitif gözüküyor. Endekste 1100 üzerindeki hareketler teknik açıdan 1125 seviyesine doğru yükseliş olasılığının devam ettiğini gösteriyor bize. Viyop'ta da bir süredir seviye olarak endeksin takıldığı yer 1250 seviyesiydi. Bugün de o dirençler yukarı yönde zorlanıyor. Genel görüntü bu açıdan baktığımız zaman pozitif diyebiliriz. Yurt dışında da bu aşı konusundaki gelişmeler endeksler üzerinde etkili oluyor pozitif manada baktığımız zaman. En son Amerika tarafında özellikle Nasdaq'ta son dönemde çok sert bir yükseliş yaşanmıştı. Bunun bir düzeltmesi gerçekleşti. O kayıpların bir kısmı telafi edildi. Bir toparlanma eğilimi o tarafta da devam ediyor diyebiliriz. Dediğim gibi kısa vade için şimdilik görüntü pozitif. Yeni bir haber akışı oluşana kadar diyebilirim. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak Türk Telekom soruldu. Türk Telekom'la başlayalım. Şimdi farkındayım sizleri de rahatsız ediyor. Türk Telekom'da ve Turkcell'deki hisselerin performans göstermemesi son dönemde birçok yatırımcı rahatsız ediyor. Ama biz bunun aslında bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunlar çok daha iyi ederi olan şirketler. Çok daha yukarı yönlü potansiyeli olan şirketler. Çarpan bazında da global benzerlerine göre de oldukça cazip işlem gören şirketler. Fakat bir süreden beri zayıf bir performans gösteriyor iki hissede. Ama biz bu mevcut durumu aslında iki şirket içinde alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Tukaş sorulmuş. Tukaş'a da hızlıca bakacak olursak. Yani ikinci çeyrek finansallarında Tukaş'ın sonuçları iyi geldi, güçlü geldi. Yani ciroda %20 büyüme, Favök'te %14 büyüme, net kârda da %7'lik bir büyüme vardı ikinci çeyrekte. Ama çarpan bazına baktığımızda özellikle çok cazip durmuyor. Biz Tukaş yerine Tat Gıda'yı daha çok tercih ediyoruz. Onun da en büyük nedeni aslında Tat Gıda'daki ciddi operasyonel iyileşme, hem süt tarafında hem de domates tarafında. Oldukça güçlü operasyonlar. Bunun da sonucu aslında iyi bir çarpanlı işlem, cazip çarpanlı işlem görmesine sebep oluyor. O yüzden biz Tat Gıda'yı daha çok tercih ediyoruz. Penguen Gıda sorulmuş. Onu açıkçası izleme listemizde değil.
incelememiz gerekiyor. Anadolu Cam'la ilgili çok kısa üzerinden geçelim. Biliyorsunuz Anadolu Cam bir süre sonra Şişe Cam hissesine dönüşecek. Sadece Anadolu Cam değil, Trakya Cam, Denizli Cam ve Trakya Cam, Denizli Cam ve Sola Sanayi'de Şişe Cam hissesine dönüşecek. Dolayısıyla aslında şu anki Anadolu Cam, Şişe Cam bir fonksiyon haline geldi. Yani belli bir arada bir çarpanla hisseleri Şişe Cam'a dönüşecek. Şimdi bu aradaki çarpan Anadolu Cam lehine yaklaşık %3-3,5 civarında bir arbitraj yaratıyor. Yani siz Anadolu Cam'ı aldığınızda şu anda %3,5 kadar daha fazla Şişe Cam'a dönüşecek bu hisseler. Dolayısıyla şu anda Anadolu Cam'da, Trakya Cam'da, hatta Soda'da almak mantıklı. Çünkü birleşme anında bunlar biliyorsunuz Şişe Cam'a dönüşüyor olacak. Neden Şişe Cam? Aslında Anadolu Cam değil, artık Şişe Cam'ı konuşmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde oldukça güçlü operasyonlara sahip olacak. Birleşmenin sinerjisiyle çok iyi bir verimlilik yaratacak. Hem satın almada hem de ölçek anlamında oldukça iyi bir şirkete dönüşecek ve bu da karlılığa pozitif yansıyacak bir şirkete dönüşecek Şişe Cam. Öte yandan inovatif atılımları da var şirketin. Biliyorsunuz virüse dayanıklı cam kaplama geliştirdi Şişe Cam ve bunu da yakında yaşam alanlarımızda görüyor olacağız. İşte cam ve eşyası ürünlerinde, belki cam şişelerde, düz camda vesaire her alanda görme şansımız olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu da şirketin karlılığını pozitif yansıtacaktır diye düşünüyoruz. Filiz, bankacılık endeksiyle ilgili soru gelmiş. Onu sen cevapla istersen. Ondan sonra da diğer sorularla devam edelim. Evet, yani bankacılık endeksinde bankalarda genel bir iskontoluk hali var. Endeksin son derece gerisinde kaldı. Şimdi Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta bir faiz toplantısı var. Faizler konusunda şimdi normalde politika faizi 8.25'te ama politika faizi kullanılmayan bir enstrüman haline dönüştü. Normalde fonlama maliyetleri zaten yukarıya çekiliyor aslında Merkez Bankası tarafından. O yüzden çok bir önemi kalmadı politika faizinin kullanılan bir faiz olarak. Ama tabii ki bu biraz mevcut durumda kullanılan faizler aslında politikayı biraz karmaşık hale getiriyor. Eğer Merkez Bankası tekrar politika faizini kullanarak ve bu faizi yukarı doğru ayarlama yaparak daha para politikasını sadeleşen bir görüntüye tekrar geçirirse bankacılık sektörü özelinde algı olarak pozitif olabilir. Yani faiz artışı algısından ziyade bu politikanın sadeleşmesi açısından baktığımız zaman dediğim gibi bankacılık hisselerinde algı olarak pozitif bir etki yaratabilir. Son dönemde zaten ciddi bir baskı var bankacılık hisselerinin genel olarak hareketine baktığımız zaman. Tabii ki karlılığı etkileyen faktörler vesaire, bu faiz oranlarındaki değişiklik, iniş çıkışlar farklı bir konu. Ama dediğim gibi algı olarak piyasayı rahatlatması açısından ve biraz da hani yabancı ilgisinin de belki de artması açısından faydalı olabilir. Orada politika faizine tekrar dönerek, tekrar bu faizi kullanarak yeni ayarlamalar yapılması diyebiliriz. Çok teşekkürler. İş Bankası nasıl etkilerde spesifik sorulmuş ama Ömer, zaten olası faiz artışı olursa bütün bankalar aslında genelde aynı şekilde etkilenir, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Son dönemde aslında Merkez Bankası alternatif fonlama kanallarını kullanarak fonlama maliyetlerini yükseltme yoluna zaten bir miktar gitmişti. Bütün bankalar için geçerli. Ancak zaten yılın ikinci yarısında da bu yine beklenen bir şeydi. Kredi genişlemesi bakımından da yine bir miktar yataylaşma bekliyoruz. Faiz marjları bakımından da, net faiz marjı bakımından da bir yataylaşma zaten bekleniyordu. Dolayısıyla yani İş Bankası özelinde de aynı şekilde. Fakat genel olarak hem takibimizdeki bankalarda hem İş Bankası'nda da aynı şekilde yıllık olarak ikinci çeyrekleri karşılaştığımızda, yarım yıl olarak karşılaştırdığımızda da İş Bankası çok iyi bir performans göstermişti. Diğer taraftan bu pandemi tedbirlerinin en ağır olarak görüldüğü ikinci çeyrekte de ihtiyatlı bir tutum sergilemişti İş Bankası. Son derece ihtiyatlı bir tutum sergilemişti.
Dolayısıyla hani bir miktar fonlama maliyetleri artmış olsa da yılın ikinci yarısında bu karşılıklar üzerinden bazı aksiyonlarla yine ben karlılığın korunacağını düşünenlerdenim. Yani fonlama maliyeti miktar artmış olsa da, krediler biraz yataylaşmış olsa da, yataylaşacak olsa da senenin sonunda İş Bankası da yine karlılığını koruyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür. Penguen Gıda sorulmuştu. Onu atlamadık. O biraz geride kaldı soru olarak ama hemen hızlıca cevapladım onu da. Şimdi Penguen Gıda'nın ikinci çeyreğinde bir zayıflık var. Hani diğer tüm gıda şirketlerinin aksine Penguen Gıda'da bir zayıflık var. Hem karlılıkta da bir geri çekilme var. Yıllık bazda kıyasladığımızda. Evet, çarpanları da çok cazip gözükmüyor açıkçası. Bahsettiğimiz gibi bizim aslında gıda tarafında yatırımcılarımıza önerdiğimiz Tat Gıda ve Ülker iki şirket. Bu iki şirket hani hem fiyat olarak cazip hem de önümüzdeki dönem katalistleri olarak gayet iyi şirketler, sıcak şirketler. Katmerciler sorulmuş. Katmer tarafında da rakamlara bakıyorum. Onun ikinci çeyreğinde de karlılık anlamında operasyon karlılık iyi ama tabii net karlılık bir miktar zayıf gözüküyor. Hani çarpan bazında da çok ekstra cazip değil gördüğüm kadarıyla. Bildiğim kadarıyla daha çok ihale usulü çalışan bir şirket bir yandan da. Ama hani orada da hani genel oto sektörüne baktığımızda da bizim de orada hani oto sektörü için görüşümüz biraz daha pozitiften nötre indi. Ama orada ayrışacak, pozitif manada ayrışacak şirket Tofaş'tır. Oto yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız da Tofaş'ı düşünebilirler. Onu ekleyelim. İpeke ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim diye soru da sorulmuş. Şimdi İPK'de de aslında biliyorsunuz Koza Altın ana şirket. Koza A ve İPK'e hani dışarı doğru açılan şirketler gibi düşünelim. Bunlar hepsi birbirinin sahibi. Ama ana şirket kar merkezi Koza Altın. Koza Altın'da da işlerin iyi gidiyor olması lazım diye tahmin ediyoruz. Çünkü altın fiyatı ve dolar TL kuru normalde altın işleyip satan şirketleri destekleyecek seviyelerde. Dolayısıyla hani oradaki işlerin iyi gitmesi diğer grup şirketlerinde pozitif etkiler. İhlas gayrimenkul sorumlu sanırım. Onu incelemiyoruz. Gerilin antivirüs için geliştirdiği cihaz ve erzurumatçı araç şarj fabrikası etkisi. Açıkçası detay olarak Gerili bilmiyoruz. Hani bu özellikleri. İnceleyip döneriz ama biraz daha orta uzun vadeli gelişmeler diye tahmin ediyoruz. Petkim tarafında sorular var. Biz Petkim'i beğeniyoruz. Petkim tarafında son hani 2-3 haftadır ki bu hareketliliğe rağmen, bu volatiliteye rağmen Petkim hala cazip bizce. Çünkü şirketin kar göstergelerinde iyileşmeler söz konusu 3. çeyrekte ve bunda finansallara pozitif yansıyacaktır diye tahmin ediyoruz. Marshall'ı bilmiyoruz, onu inceleriz. Dardeneli de açıkçası öz kaynağın artıya geçmesi ve temettü vereceğiz demesi, FK'sının iyi olması, Yunanistan'ın açılması vesaire ne olacağını düşünüyorsunuz? Hani biraz daha gerçekleştikçe hisse fiyatını yansıyacak etmenler olabilir diye düşünüyoruz Darden üzerinde. Biraz daha gerçekleşmeleri görmek lazım. Özellikle bu yeni yatırımının etkisi ne olacak Yunanistan'da? Onu takip etmek lazım. Natural gaz halka arzı ne zaman? Açıkçası bilmiyoruz. SPK'dan takip ediyoruz. Zoren sorulmuş. Zoren'de de aslında şöyle bir gelişim var. Dün de Zoren'in genel müdürü canlı yayındaydı. Hani yaptığı açıklamaları da takip ettik. Hani orada da aslında en önemli katalist biliyorsunuz Zoren iştiraklerini yenilenebilir enerji şirketini varlıklarını yeni bir şirket kurarak onun altına aldı. Önümüzdeki süreçte ve yine %100 sahibi o Zoren olacak. Bu tabii hani iyi nasıl söyleyelim bir bütün bir toplamın içerisinde iyi varlıklar, kötü varlıklar, zayıf varlıklar hepsi birbirine karışıyordu. Ama şimdi iyi varlıkları aslında yeni bir şirket olarak ayırdılar. Ve bunun da etkisinin açıkçası önümüzdeki süreçte pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Aynısını biliyorsunuz Alarko'da bir benzerini de Alarko'da yapmaya çalışıyor. Enerji şirketlerini tek bir çatı altında toplamaya çalışıyorlar. Çünkü bu iki şirketin de yenilenebilir enerji olsun, Alarko'nun da kendi enerji şirketleri de önemli kar merkezleri. Bunlar ciddi kar üretiyorlar.
bunları ayrı bir sepete koyup ön planda tutmak çok daha pozitif olacaktır diye tahmin ediyoruz. Medical Park hakkında teknik yorumunuzu alabilir miyim diye bir soru var Filiz. Evet, ben Medical Park'ı inceliyordum şu anda. Mevcut durumda aslında teknik görünüm bence kısa vade için pozitif diyebiliriz. En son Eylül ayı başında sert bir yukarı hareket gerçekleştirdi ve yataya girdi ise bayrak formasyonu diyeceğimiz teknik bir sıkışma formasyonu izleniyor. Çok kısa vade için baktığımız zaman 17.40 üstü bu teknik görünümün pozitif teknik görünümün korunması açısından önemli bir destek noktası. Bunun üzerindeki hareketlerde yeniden 18.70 seviyesine doğru bir hareketlilik oluşabilir. Onun dışında bir de bizimle ilgili birisi yine soru sormuştu teknik bilgilendirme. Bugün aslında Şok Market, Migros bu iki hisse bizim de henüz hareket başlamadı ama benzer bu perakende şirketlerinde benzer bir teknik sıkışma yaşanıyordu. Migros ve Şok Marketlerde bu teknik sıkışma yukarı doğru kırılıyor bugün. Tabii kapanış belirleyici olacak ama bir yukarı doğru hareketlenme var. Bizim de şu anda mevcut durumda bizim hissesinde de bir teknik sıkışma yaşanıyor. Oradaki hareketin de yukarı doğru ivme kazanması için 16.40 seviyesi takip edilebilir. 16.40 üstü orada pozitif hareket yukarı doğru ivmelenebilir. 15.50 seviyesi de kısa vade için takip edilmesi gereken destek seviyesidir. Onun altında daha bozulan bir görüntüye geçebilir. Şu anda dediğim gibi bir teknik sıkışma yaşanıyor hissede. Çok teşekkürler. Bir de mavi giyim sorulmuş. Biliyorsunuz onun ikinci çeyreğinde önemli bir toparlanma oldu. Biliyorsunuz mavi dün akşam sonuçlarını açıkladı ikinci çeyrek. Onların takvim yılları daha farklı. Yani bizler gibi yani diğer normal şirketler gibi diyelim 1 Ocak'ta başlamıyor onların finansal yılı. Ve onların ikinci çeyreği de aslında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsıyor. Ve buradaki toparlanma aslında şirketin finansallarına yansımış gözüküyor. Mavi tüm yıl için beklentilerini de açıkladı bu arada. Onu da ilk yarıdaki sonuçlardan kabaca çıkarttığımızda İkinci yarının mavi için daha güçlü geçeceğini görebiliyoruz. Dolayısıyla mavi temel anlamda aslında cazip duruyor. Ama tabii teknik olarak da Filiz senin görüşün çok önemli. Teknik olarak baktığımız zaman da mavide evet bilanço öncesinde aslında bir hareketlilik başlamış. Bilançoya kadar bir yükseliş oluşmuş. Biraz daha devam edebilir 43 seviyelerine doğru. 200 günlük ortalamalar var. 43-20 civarından geçiyor. Oraya doğru devam edebilir. Düşen trend trençleri de yine benzer seviyelerde kesişiyor. Yani mavinin aslında daha orta vade için pozitif bir görüntüye geçmesi açısından bu 43-20 daha önemli bir seviye. Şu an kısa vadeli hareketten ziyade. Dediğim gibi hareketin genişlemesi için 43-20 üzerine oturması daha pozitif olacaktır. Teşekkürler. Kardemir diğerleri gitti bu gitmedi diye bir soru gelmiş. Şöyle biz de Ereğli'yi tercih eden taraftayız. Çünkü Ereğli hani Kardemir'le kıyaslama bağlamında da çok daha güçlü. Hani Ereğli kendi başına da çok güçlü bir şirket. Ereğli'nin fiyatı yani ikisi de aynı şartlarda olsa bile Ereğli'yi daha çok tercih ederiz. Piyasada son dönemde yanlış takip etmediysem Ereğli'de de güçlü bir hareket var. Özellikle çelik fütürlerine, çelik fiyatlarının fütürlerinde çeyrek çeyrek baktığımızda şu ana kadarki 3. çeyrek ortalaması 2. çeyrek kıyasla kabaca %18 civarında daha yukarıda dolar bazında. Dolayısıyla aynı satış hacmi olsa bile 2. çeyrek, 3. çeyrek Ereğli'nin cirosunda ve 3. çeyreğin aslında genel olarak baktığımız Ereğli anlamında daha güçlü, daha kuvvetli sonuçların gelmesi muhtemeldir diye tahmin ediyoruz Ereğli özelinde. Kardemir de tabii daha iyi bir şirket ama hani çelik sektörüne bir sıralama yaparsak bizim için her zaman ilk sırada Ereğli bulunur, ikinci sırada Kardemir gelir. Martı gayrimenkul sorulmuş ama onunla ilgili bir temel görüşümüz yok. Biz istersen teknik olarak bir şeyler söyleyebiliyorsan. Okay. MRGO'ydu galiba kodu. Tam olarak turizm yatırımları ve arsa olarak
portföyleri ha, var. Evet. Sen detayı daha iyi biliyorsun Ömer. Temel anlamda. İskontosunu söyleyebiliriz. Eğer İskontosu %42 seviyesinde. Sektör iskontosuna uyumlu şu seviyede şu an. Bir de temel olarak baktığımızda bir otel, bir marina, bir de 5-6 tane arsa şeklinde bir varlık dağılımı var. Bu sene bunlar da Muğla'da yer alıyor. Bu sene tabii turizm sezonu da malum sebeplerle iyi geçmediği için hani bir miktar baskı olabilir üzerinde. Önümüzdeki dönemde bu arsalar üzerine yapılabilecek projeler vesaire takip edilebilir yatırımcı açısından. Teşekkürler. Teknik olarak baktığımızda da hissede mevcut durumda ortalamaların üzerinde seyreden yatay sıkışık bir seyir devam ediyor diyebiliriz. 1.88'in altı bozulan bir görüntü. 2 seviyesinin üstü bu teknik sıkışmanın yukarı doğru kırılmasıyla birlikte pozitife dönecek bir hareket yaratabilir. Bir de ICBC sormuştu bir yatırımcımız. Onu da görmüştüm. Biraz son dönemde tabii ki yani teknik olarak konuşuyoruz. Çok hareketli bir hisse. Dikkatli olmakta fayda var. Zaman zaman aşırı yükselişler nedeniyle teknik göstergelerde şişme oluşuyor. Bu şişmeler sonrasında hisse yataya giriyor. Şu an aslında öyle bir durumda. En son yine 20 Ağustos'tan beri hissede ciddi bir yükseliş oluşmuş ve onun birazcık realizasyonu gerçekleşmiş. 7.30 seviyesi ICBC için dikkat edilmesi gereken bir destek seviyesi olabilir. Bunun altında daha zayıflayan bir görüntüye geçiş olur. Takdirde teknik açıdan şu an için çok büyük bir problem yok gibi gözüküyor. Teşekkürler. Şimdi Akbank ve Sabancı sorulmuş ama öncesinde Tüpraş sorusu var. Tüpraş'ı ben cevaplayayım sonra Ömer sen devam edersin. Şimdi Tüpraş'ta da tam soruyu da okuyayım. Uzun vade için temettü ve getiri için uygun olduğunu düşünüyorum. Yorumunuz nedir şeklinde. Şimdi biliyorsunuz Tüpraş'ta bu sene biraz zayıf geçiyor. Onun ilk yarıda da sonuçları etkisini gördük. Özellikle petrol fiyatlarındaki sert düşüş, talepteki etkilenme, bununla birlikte aslında 2019'dan kalan global çapta petrol sektöründe bazı sorunlar da var. Onları da eklediğimizde işte ürün kar marjları, bu ham petrol alımındaki ürün iskontoları diyelim, differential dediğimiz bu rakamlar, iskontolarda tabii ki de birazcık daralmalar var. Bunlar da Tüpraş'ın karlılığını biraz zayıflatan etmenler. Ama hani önümüzdeki bir yıla baktığımızda işte bu pandeminin etkisi de geçer. Artık bundan sonra dünyadaki petrol piyasası rayına oturur diye düşünürsek aslında Tüpraş yeniden kar üretmeye hazır olan bir şirket. Çünkü Tüpraş zaten toplam satışlarının %70'ine yakınını, hatta belki biraz daha fazlasını yurt içi piyasa yapıyor. Yurt içinde de biliyorsunuz otomotiv sektörü çok canlı, talep hızlı bir şekilde tekrar güçlenebilecek bir durumda. Bundan da aslında en çok yararlanabilecek şirketlerin başında Tüpraş geliyor. Özellikle buradaki tüketim arttığında biliyorsunuz yurt içi piyasadaki en büyük dağıtıcı şirket, rafineri Tüpraş. Ondan da pozitif etkilenir diye düşünüyoruz açıkçası. Bu seviyelerden tabii ki de uzun vade için yatırım yapılabilir Tüpraş özelinde. Ama Tüpraş kısa vade yine volatilite olabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Temettü konusunda da Tüpraş yıllarca çok iyi temettü verdi. Ama tabii son dönem bu birazcık aksadı. Belki 2020 yılındaki vereceği ya da verebileceği temettü diyelim yine zayıf olabilir karlılığa baktığımızda. Ama uzun vadede kesinlikle Tüpraş iyi bir temettü hissesidir. Yıllarca zaten bunu kanıtladılar. Bundan sonraki dönemde de Tüpraş'ın iyi karlılıkla birlikte yüksek temettü verebileceğini de düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunlar hep uzun vadeli düşünceler. Ömer sen devam et istersen. Tabii Akbank'a baktığımızda aslında çok başarılı bir ikinci çeyrek gerçekleştirdi pandemi koşullarına karşın. Karşılık öncesi karlara baktığımızda yıllık yaklaşık %30'luk bir kar büyümesi gerçekleştirdi Akbank. Yine likidite yapısı bakımından, sermaye yapısı bakımından son derece güçlü durumda diyebiliriz Akbank özelinde. Sadece yine dediğimiz gibi bankacılık sektörü
Türkiye'nin bankacılık sektöründeki yani yatırımcı bazındaki algı sebebiyle bir miktar negatif fiyatlandığını düşünüyorum. Abartılı negatif, adil olmayan bir şekilde negatif fiyatlandığını düşünüyorum. Baktığımızda çarpan bazında da bizim takibimizdeki bankaların ortalama çarpanlarının çok küçük bir gerisinde bir durumda Akbank. Yani orta ve uzun vadeli olarak beğeniyoruz. Makroekonomik koşullar bir miktar daha düzeldiğinde, belli bazı adımlarda atıldığı takdirde Filiz Hanım'ın biraz önce özetlediği, yani algıyı da olumlu hale getirecek bazı adımlar atıldığı takdirde Garanti Bankası ile birlikte Akbank'ın da yine endekse liderlik edebileceğini, bankacılık endeksine liderlik edebileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Sahol'de şey yapalım. Sahol'de devam et. Tabii tabii. Evet, Sabancı Holding de bizim beğendiğimiz holdinglerden bir tanesi. Baktığımızda %53'lük bir net aktif değer iskontosu ile işlem görüyor. 5 yıllık ortalama net aktif değer iskontosu %38, 15 puanlık bir fark var. Yani tarihi diplerde diyebiliriz, kendi iskontosuna göre dahi ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Ciddi bir net nakit pozisyonu var dolar bazında. 230 milyon dolarlık bir net nakit pozisyonu var. Yine segmentlerine baktığımızda da önümüzdeki dönemde zaten pandemi koşullarından da fazla olumsuz etkilenmedi. Önümüzdeki dönemde de bu küresel talebin de toparlanmasıyla birlikte, ekonomideki normalleşmeyle birlikte Sabancı Holding'in aslında daha iyi, hem daha iyi finansallarla hem de daha iyi çarpanlarla işlem görmesini bekliyoruz. Sabancı Holding'i de beğenmeye devam ediyoruz. Teşekkürler. Ömer, Yapı Kredi Koray'da sorulu. YKGYO. Onu da cevaplayacağız ama ben öncesinde sen ona bakarken GRNYO, yani Garanti Yatırım Ortaklığı ile ilgili bir yorum yapacağım. Orada Garanti Yatırım Ortaklığı'nı yorumlayabilir misiniz diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle, bu yatırım ortaklıklarında biliyorsunuz düzenli olarak pay başına toplam değeri, yani net aktif değeri pay başına olarak açıklıyor bu yatırım ortaklıkları. Şimdi Garanti Yatırım Ortaklığı içinde en son açıklanan pay başına değer 1 lira 13 kuruş. Yani kapta zaten detaylı olarak görebilirsiniz. Hatta PDF de var. İşte bu yatırım ortaklığının içerisindeki bulunan ürünlerle ilgili de detaylı açıklamalar var bu PDF'in içerisinde. Ama şu an hisse 2 lira 83 kuruş. Yani 83, evet, 2 lira 83 kuruş. Yani nereden baksak işte 1.13 dedik, 2.83 dedik. Nereden baksak %150 daha primli işlem görüyor. Hani bu tabii ki de şu anda çok pahalı olduğunu gösteriyor bu yatırım ortaklığının. Çünkü net aktif değeri 1 lira 13 kuruş olan hissenin şu anki fiyatı 2 lira 83 kuruş. O yüzden yatırım ortaklıklarına da böyle bakmak gerekir diye açıkçası düşünüyorum. Ben de görüşümü sizlerle paylaşmak istedim. Ömer, sen devam et istersen. Evet, Yapı Kredi Koray baktığımızda %111 primli işlem görüyor. Sektör iskontosu, sektör %39 iskontoyla işlem görüyor karşılaştırma yaptığımızda. Varlık portföyüne baktığımızda ise daha çok konut ağırlıklı, konut rezidans ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Hem önümüzdeki dönemde bu konut kredilerinin maliyetlerinin artmasıyla birlikte bu konut ağırlıklı GEO'larda bir miktar kar ve satış baskısı yaşanabilir. Diğer taraftan çarpanları bazından da baktığımızda sektör %39 iskontodayken Yapı Kredi Koray'ın %111 primli olması bir miktar hani bir dezavantajlı durum olarak ortaya çıkabilir diye düşünüyoruz. Teşekkür. Polho ve Kereytaş sorulmuş. Filiz, istersen sen teknik yorum yaparsan. Bakalım. Evet, Polisan Holding'de bir yukarı doğru teknik anlamda pozitif bir hareketlilik dün bugün oluşmuş. Normalde hisse yatay ve sıkışık bir seyir seyrederken teknik anlamda dediğim gibi biraz bir düzelme var. Burada baktığımız zaman
hissede 2.97 seviyesini artık destek olarak takip edebiliriz var olan pozisyonlar için. 2.97 üzerinde pozisyonlar taşınabilir ve daha teknik açıdan çünkü pozitif bir görüntüye eriştiğini söyleyebiliriz hissenin. Kerevitaş'a bakalım. Aslında Kerevitaş'ta da çok benzer bir görüntü var. O da yatay ve sıkışık bir seyir içerisinde hareket ederken dünki yukarı yönde yaşanan hareketle birlikte bir pozitiflik oluşmuş. Hissede kısa vadeli ortalamaların geçtiği 5.22 seviyesi artık destek olarak izlenebilir bence gün içi işlemlerde özellikle. Şu an için teknik görünüm Kerevitaş'ta da pozitif diyebilirim. Teşekkürler. Brent petrol düşüşü ve yükselişi hangi hisseleri etkiler? Şimdi Brent petrol yükseldiğinde aslında yükseliş